Günaydın değerli televizyon izleyicileri. Yeni yayın dönemimizde bundan sonra saat 2'de Cemil hocamla birlikte sizlerle olacağız. Bunu hatırlatalım. Arayanlar da varmış 12'de televizyon açıp yayınımıza ulaşamadığı için. Değerli izleyiciler, zor bir haftayı geçirdik beraber. Aynı zamanda medya açısından da bu hafta ciddi bir sınanma haftası oldu diyebiliriz. Ve ısrarla henüz izlememiş olanlar varsa ya da fırsat bulamamış olanlar varsa Cuma günü Merdan Yanardağ ve Emre Hoca'nın yapmış olduğu 18 dakika programını şiddetle izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü muktedirler bir şey söylüyorlarsa söyledikleri bir şey anlatmak için değildir. Bir şeyleri saklamak içindir. Ve o sakladığı gerçekler açığa çıktığı zaman işte siz habercilik yapmış oluyorsunuz, siz halkı aydınlatmış, bilgilendirmiş oluyorsunuz. Bu anlamda tekrar tekrar hatırlatayım. İzlememiş olanlar 18 dakikayı izlemeliler derim. İzlemiş olanların da bir kez daha izlemelerinde fayda var. Tabii bir de diğer cepheden bakmak gerekiyor. Tele1 kurumsal olarak işlevini doğru habercilik, halkı bilgilendirme meselesinde işlevini doğru olarak yerine getirirken bu dönemde merkez medya nasıl tavır aldı? Ben bunu önemsiyorum hocam. Bu yüzden üzerinde durmak isterim. Bununla ilgili de programı şöyle açmış olalım. Bertolt Brecht, Büyük Devrimci Ozan, sesi çağların ötesine giden Büyük Devrimci Ozan'ın dizeleriyle açmak isterim. Merkez medyanın tavrını ve üç maymun oynayanların tavrını. Sonrasında programa geçebiliriz. Yola getirilen kişilere adlı şiirinde Bertolt Brecht şunları söylüyor. Baskının arttığı günlerde ekmeğinden olmamak için karar verdi bizimkisi. Artık ağzını sıkı tutacaktı. Gizleyecekti suçlarını bu kapkaç düzeninin ama yalanlarını da yaymayacaktı. Yani ne açığa vuracaktı pisliklerini onun ne de karanlık işlerini övecekti. Baskının arttığı günlerde ekmeğinden olmamak için düzenli uzlaşmış görünecekti. Doğruya aykırı bir şey söylememe kararı yaradı gerçeği örtbas etmeye. Ama uzun süremezdi bu da. Hiç iyi karşılanmazdı. Bürolarda, laboratuvarlarda, fabrika avlularında iyi karşılanmazdı. Söylememesi insanların doğruya karşıt bir şey. Olağan da ağzını açmamak. Meslektaşlarının görüp de kanlı suçlarını yağmur gibiydi kıyımlar. Yağmur gibi geçici ve kaçınılmaz. Gerçi susmakla suçlulardan yana oluyordu. Ama çok çabuk anladı her şeyi. Ekmeğinden olmamak için yetmeyecekti gerçeği gizlemesi. Yalan da söylemek vardı işin içinde. Zorbalar kızmıyor. Bir şey demiyorlardı. Bayağılaşmasın onun, alçalmasına. Ekmeğinden olmamak için. Davranışında bir şey yoktu onlara ters gelen. Ne bir aldığı vardı onlardan ne de bir beklediği. Güçlülerin masasında kalkıp ayağa açınca ağzını konuşma yapan yemek kırıntılarını görüyordu onun dişleri arasında. Onu kuşkuyla dinliyordu ama. Gene de ağrına gidiyordu övgüleri bu adamın. O değil miydi daha dün baskıyı eleştiren? Zafer şölenine çağrılmayan üstelik. Ezilenlerin dostu değil miydi dün bu adam? Çok iyi tanıyorlardı onu. Bir şey söylendiği vakit vardı, doğru. Söylenmediği vakit yoktu o şey. Baskı yok deniyordu madem. Öyleyse baskı yoktu. Katil için kurbanın kardeşini satın almaktı en kısa yol. Ve tanıklık ettirmekti ona. Kardeşimin başına bir kiremit düştüydü. Kardeşimin ölümü bundan. Bu basit yalan da yetmedi, neylersiniz? Gerçeği uzun süre gizlemeye, yalan söylemesi gerekti daha bir sürü ekmeğinden olmamak isteyen. Yarışması gerekti çılgınlar gibi ekmeğinden olmamak isteyenlerle. Ama yetmedi yalan söylemeye yanaşmak. Bilmek de gerekti yalan söylemesini. Ekmeğinden olmamak dileğine karıştı bir anlam vermek dileği. Budalaca bir gevezelikle. Sözle anlatılmayanı söylemek dileği karıştı. Çok daha özel, çok daha ince. Övmek zorundaydı ayrıca zorbaları başkalarından çok. Çakılmasın diye vaktiyle baskıyı yerdiği gerçeği bilenler az gittiler, uz gittiler. Sonunda en azgınları oldular yalancıların. Ama uzun sürmedi bu da. Adamın biri çıktı bir gün, ispat etti. Onların namuslu olduklarını eskiden. Ekmeklerinden oldular işte o zaman. Bertolt'un bu dizeleri hocam, merkez medyanın tam da pürme halini anlatır gibi geliyor. O yüzden böyle girmek istedim. Şimdi söz sizdedir. Bu hafta konumuz namaz. Evet, İslam'da namaz ibadeti hakkında ve konuşacağız. toplumsal içeriği hakkında Evet, konuşacağız ama toplumsal tabii içeriği. şöyle bir mesele var. Namaz dinin direği.
Öyle değil mi? Yani dini ayakta tutan temel sütun gibi şöyle durmakta. İfade edelim onu. Hazreti Peygamber'den aktarılıyor. Bu anlamda bir hadis, bir söz, hadisi şerif. Es-salatu imadu'd-din, namaz dinin direğidir diye çevriliyor. Oradaki salat sözcüğünü bugün Türkçe'de kullanıldığı anlamda namaz diye çevirmek ne derece isabetlidir? O tartışmalı aslında. Çünkü salat sözcüğünün gerek etimolojisi, gerek semantolojisi açısından meseleye yaklaştığımızda her gördüğümüz salatı Türkçe'ye namaz diye çevirmenin pek de isabetli olmadığını artık biliyoruz. O sözde, namaz dinin direğidir diye çevrilen o sözde yer alan salat sözcüğü aslında gerçekte Arapça'da bağlantı kurmak, irtibat kurmak, dayanışmak, destekleşmek, yardımlaşmak, toplumsal dayanışma biçiminde anlamlandırılsa daha isabetli olacak. Bu açıdan bakıldığında o sözdeki gerçek anlam bana göre toplumsal dayanışma dinin içeriğidir. Dinin, düzeltiyorum, direğidir. Böyle anlamlandırıyorum. Yoksa ki oradaki salat sözcüğü bugün birilerinin anlattığı şekliyle rükû, secde, kıyam gibi, kaade gibi, oturuş gibi bir takım şekli ritüelleri işaret etmiyor olabilir. Ben o kanaatteyim. Değerli ilaveten hocam, belirteyim. Evet. Salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bildiğim kadarıyla 130 kere geçiyor. Evet. Ve Mustafa İslamoğlu'nun referans alır isek der ki Türkçe'ye 18 farklı anlamda çevrilebiliyor. Ancak evet, gene İhsan Eliaç'ın yaklaşımıyla bu 130 salat kavramının geçtiği yerde 120'si toplumsal dayanışmayı sizin söylediğiniz evet, gibi ifade etmekte. Evet. Ki bir kısmı da sanıyorum daha az bir şekilde Türkçe'ye biraz önce bahsettiğiniz o namazın gereklilikleri ve ritüeller olarak da çevrilebilir az bir anlamda evet, ama temel olarak salat derken sanırım toplumsal dayanışma dinin temel unsurudur, öğesidir gibi anlamak o, mümkün. O daha isabetli evet, bir anlayış. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bugün Türkçe'de kullanılan namaz sözcüğünü arayanlar sadece salat sözcüğüne müracaat etmiyorlar. Beş vakit namaz ritüelini Kur'an'a dayandırabilmek için Kur'an'daki bir takım ayetleri esas alıp o ayetlerde salat dışında geçen bazı sözleri de refere ediyorlar. Mesela tesbih sözü, mesela zikr sözü, mesela Kur'an okumak sözü, fecir Kur'an'ı diyor mesela, sabah Kur'an'ı demek aslında. Buradan sabah namazı kastolunur diye bir takım yorumlar yapılıyor. İşte zikir sözcüğü aynı şekilde hatırlamak, anmak gibi anlamlara geliyor ama bu da zaman zaman bakıyoruz Kur'an çevirilerinde, tefsir kitaplarında Türkçedekileri kastediyorum, namaz diye anlamlandırılıyor. Namaz kelimesine biraz, Türkçede kullanılan namaz kelimesine biraz bakmak lazım aslında. Evet. Türkçe bir kelime değil, yani Türkçe kökenli bir kelime değil namaz. Farsçadan Türkçe'ye geçtiği, Farsça'ya da işte Hintçe veya Sanskritçe'den geçtiği belirtiliyor kaynaklarda. Zaten Hint kıtasında diyelim, Hint bölgesinde, Hindistan bölgesindeki konuşulan pek çok dilde namaz sözcüğü selamlaşma, saygı sunma anlamında kullanılıyor. Yani bildiğim kadarıyla Nepal'de, Bhutan'da, o bölgelerde, Hindistan'ın bazı yerlerinde merhaba demek için, saygılar demek için namaste diyorlar. Mesela size saygı sunuyorum anlamında. Yani bu açıdan baktığımızda saygı sunmak demek bir nevi namaz. Kime saygı sunacak? Yani kendisinden üstün konumda olduğunu düşündüğü, inandığı bir otoriteye, bir şahsa, bir sisteme belki saygı sunmak namaz. Dünyanın bütün dinlerinde tapınma ritüelleri aşağı yukarı birbirine benzer. Yani bir secde vardır öyle veya böyle. Bir öne doğru eğiliş, rükû vardır. Bir şekilde bunlar vardır. Gerek semavi dinlerde, gerek semavi değil diye kategorize edilen diğer dinlerde bu tip tapınma biçimlerini, ritüellerini görüyoruz. Nitekim İslam'daki namazın da şekli manada hemen Hazreti Peygamber'le ikame edildiği ve ihdas edildiği düşüncesi temelsiz. Zira İslam öncesinden gelen ritüeller bunlar. Hazreti Muhammed ve İslam bu ritüele başka bir mahiyet kazandırmaya çalışıyor.
onu değiştiriyor, dönüştürüyor, başka bir anlam yüklüyor aslında. Bu daha isabetli bir açıklamadır ve tarihsel hakikati de yansıtır. Bunu ısrarla ve üzerinde önemli durarak ifade etmeyi gerekli görüyorum. Evet, diyecekler ki geleneksel egemen İslami düşüncenin mensupları ta Hazreti Adem'den beri namaz vardı. Bütün peygamberler namaz kılıyordu, işte Hazreti Muhammed de kılıyordu biçiminde geleneksel bir anlatı vardır. Doğru, yani bunda bir yanlışlık yok. Secde vardı, rükû vardı. Bu açıdan bakıldığında isabetli bir açıklama. Fakat namaz dediğimiz ritüel secdesiyle, rükûsuyla, kıyamıyla müşrik Araplarda da vardı. Yani açık konuşalım. Ebu Cehil de namaz kılıyordu. Ebu Leheb de namaz kılıyordu. Ebu Sufyan da, İslam öncesi dönemini kastediyorum. Yani müşrik Araplar namaz kılıyordu. Bir kere bunu çok netlikle söyleyelim. Yani müşrik Araplar namaz nedir bilmiyordu da Hazreti Muhammed geldi, Kur'an geldi ve onlara namaz öğretildi. Böyle bir şey yok. Namaz vardı. Hac vardı. Oruç vardı. Hepsi vardı. Fakat İslam bunlara başka bir anlam yüklemeye çalıştı. Yükledi nitekim. Bunları Muhammedi devrimin önemli ritüelleri olarak nitelendiriyorum ben. Muhammedi devrimin faydasına anlam yüklemeleri gerçekleştirildi. İslam'ın oluşum sürecinde namaza da böyle bir anlam yüklendi. Bunu çok netlikle ifade edelim. Benim görüşüme göre, benim yaklaşımıma göre İslam öncesi dönemde müşrik Araplar o dönemdeki kurulu düzeni meşrulaştırma ritüeli ve töreni gibi namazı ikame ederlerken bir nevi namaz resmi bir törendi yani. Müşrik dininin töreni, şirk düzeninin töreni, resmi devlet töreni gibi düşünün. Bir nevi o düzenin töreni. Hazreti Muhammed bunu aldı, kendi devriminin ritüeline, törenine dönüştürdü. Güzel bir izahat. Dolayısıyla Muhammedi namaz ve şirk namazı diye ben bir ayrımda bulunuyorum. Nitekim Kur'an'da şirk namazı ağır bir şekilde eleştirilir, kınanır. Ne denilir? Maun suresinde. Nitekim bu Kur'an'la aldatmak kitabımızda da değindik ona. Maun suresindeki o namaz meselesine. Orada diyor ki Eylülil musallin, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Kim buradaki namaz kılanlardan kasıt? Şirk dinine göre namaz kılanlar. Şirk dinine göre namaz kılanlara yazıklar olsun diyorsa Kur'an, o namaza da yazıklar olsun diyor. Yani sizin namazınız neye yarıyor? Burada önemli olan o. Kıldığınız namaz neye yarıyor? Kıldığınız namazın amacı ne? Hangi amacı gerçekleştirmek için siz namaz kılıyorsunuz? Bir kere buna kesinlikle birilerinin sürekli retorik düzeyine getirip tekrar ettikleri şekilde yaklaşamayız. Yani şöyle diyemeyiz. Kulun Allah ile arasındaki özel bir ilişkidir. Manevi bir derinliği vardır. Bireysel bir ibadettir. Çok uzaklardaki transandantal tanrıyla kulun iletişimidir. Hayır hayır, bunlar kesinlikle doğru değil. Bu izahların hiçbirisi isabetli değil. Ben namazın son derece somut sonuçları olan, son derece insani toplumsal bir eylem olduğunu düşünüyorum. Muhammedi devrimin de resmi töreni olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu tören bir okul mahiyetine büründürülmüş bir törendir. Törenlerde de insanlar bir şeyler öğrenir biliyorsunuz. Bir şeyler aktarılır o törene katılanlara. Sevgili hocam, evet. Şimdi bu izahatınız yakın tarihte bana Cezayir'i anımsattı. İlginç. Yani Namazın müşrikler döneminde İslam öncesindeki anlamı ve İslam sonrasındaki anlamına dair yaptığınız ayrım 1960'lı yıllarda Cezayir'de Frans Fanon şu tespitte bulunur. Biz buna tesettür diyelim. Çünkü çarşafa çok denk düşmüyor. Cezayir yerel halkın giydiği, kadınların giydiği kıyafetler. Biçimsel olarak geçmişte gericiliği ifade ederken Cezayir halkının Fransız işgaline karşı direnişinde bir ulusal motife dönüşmüş vaziyette kadınların giydiği şey. Aynı kıyafet biçimsel olarak bir dönem başka bir anlam ifade ederken başka bir dönemde de bir direnişin motivasyonu olabiliyor. Bu anlamda ilginçti söylediğiniz şey, dikkatimi çekti. Evet, o zaman tam güncelle de irtibat kuralım namaz meselesi üzerinden. Açık konuşayım. Mesela bugün ben kendi inancımı aktarıyorum. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kıldırılan namazlarla
benim kıldığım namaz aynı namaz değil. Çünkü onun amacı başka, benim kıldığım namazın amacı başka. Benim kıldığım namaz her türlü haksızlığa ve zulme karşı bir isyan ritüelidir. Bir başkaldırı ritüelidir. Bunun karşısında da zalime, zulme, haksızlığa, isyan için yaptığınız bir şey aynı zamanda hakka itaattir. Yani zalime isyan doğal olarak hakka itaattir. Hakka, gerçeğe, doğruya itaat ritüeli aynı zamanda da haksızlığa başkaldırıdır. Şimdi Diyanet imamlarının arkasında namaza durulmaz, Diyanet İşleri Başkanı'nın arkasında namaz kılınmaz diye de savcılarımız bize soruşturma başlattılar böyle dediğim için. Bu benim inancım. İnanç özgürlüğü varsa bu memlekette. Var mı? En azından metin, hukuki metinlerde, literal manada diyelim, var olduğu söyleniyor. Biz de ona güvenerek, o düzenlemelere güvenerek hocam, fikirlerimizi aktarıyoruz. Galiba Türkiye'de inanç özgürlüğü var da inançlarını ifade etme özgürlüğü yok. Veya yaşama özgürlüğü yok. Yani belki kendi de, kendine evet. inanırsan hiçbir sorun yok. Ama tabii. bunu ifade etmeye ya da yaşamaya çalıştığında problem başlıyor. Hocam. Yani namaz insanlara, tabii çok konu çok boyutlu da biraz da Kur'an ayetlerine de müracaat etmemiz gerekiyor. Evet. Namaz İslam'ın en önemli ritüellerinden birisidir. Birincisidir. İslami devrimin, Muhammedi devrimin manifestosu olan Kur'an namaz yoluyla kitlelere okunur, aktarılır. İlkeler o namaz yoluyla insanlara sürekli hatırlatılır. Ritüel bakın, olduğu kadar özü gibi de sanki. Ritüel evet. görünge anlamında belki ifade ettiğiniz tören biçimiyle. Tören anlamında. Tören evet, yani, evet. Yani ifade ettiğiniz anlamda bir ritüel yanı olmakla birlikte belki de İslam'ın bütün bir felsefesi, dayandığı felsefe, dayanışma dediğiniz anda. Onun işte şekle dökülmüş sembolik bir ifadesi aslında. Ona tabii mana giydirmek gerekiyor. Anlam yani yüklemek gerekiyor. Namazı nasıl anlamlandıracağımız çok önemli. Mesela kıyamı nasıl anlamlandırıyoruz? Namaza başladığımızda ayakta durmayı nasıl anlamlandırıyoruz? Kur'an nasıl anlamlandırmış? Hazreti Muhammed saygı ve esenlik olsun ona nasıl anlamlandırmış? Ondan sonrakiler nasıl anlamlandırmış? Emeviler nasıl anlamlandırmış? Sonrakiler nasıl anlamlandırmış? Bir zenginin gözünde namaz ne? Bir yoksulun gözünde namaz ne? Namazın sınıfsal olarak da semantik manada ayrıştığını düşünüyorum ben kendi adıma. Hı hı. Dolayısıyla her namaz namaz değildir yani. Öyle olsaydı Kur'an yazıklar olsun o namaz kılanlara demezdi söz gelimi. Yani tabii bu açıdan yaklaştığımızda İslam'da namaz ibadetinin İslam'ın geneli anlamındaki dezenformasyondan etkilendiğini, amacının saptırıldığını, değiştirildiğini ve dönüştürüldüğünü kararlılıkla teşhis etmek durumundayız. Bugün kılınan namazların büyük bir çoğunluğu Maun suresinde kınanan namazlardan hiçbir farkı olmayan namazlardır. Bunu cesaretle söylüyorum. Bugün kılınan namazların büyük bir çoğunluğu Maun suresinde kınanan namazdan, namaz kılanların kınanmasından dolayı namaz da oradaki namaz da kınanmış oluyor. O namazdan bir farkı yoktur. Yani Maun namazı diyordu rahmetli Yaşar Nuri Öztürk. Hı. Maun namazına karşı bizim Kur'ani namaz, Muhammedi namazı yeniden ikame etmemiz lazım. Aslında toplumsal anlamda bunu cesaretle ifade edelim. Namaza başlarken söz gelimi o sözleri ve şekilleri de sınıfsal bir bakışla anlamlandırmak durumundayız. Ben şöyle anlamlandırıyorum. Bu anlamlandırma noktasında da Kur'an'ı refere ediyorum. Hazreti Muhammed'in eylemlerini, devrimini refer ediyorum. Allahu Ekber deyip elleri kaldırıyoruz. Bu bir başlı başına yepyeni bir başlangıç, var olan düzene bir hayır deme hareketidir. Yani bugün güncel anlamda politik törenlerde, gösterilerde, nümayişlerde insanlar kollarını, ellerini kaldırarak slogan atarlar. İslam'ın temel ritüeli olan namaz da büyük, çok önemli, devrimci bir sloganla başlar. Allahu Ekber sloganıyla başlar. Allah'tan başka hiçbir güç tanımıyorum diyerek başlayacaksın namaza. Bu Allah hangi Allah? Transandantal mi? Evrende mündemiş, insanda mündemiş Allah mı? Meselesini çok konuştuk.
Biz elbette ki insanda mündemiş, evrende mündemiş, varlıkta mündemiş, halkta, toplumda mündemiş bir Allah'ı esas alıyoruz ve diyoruz ki Allah'tan başka hiçbir güç tanımıyorum, en büyük Allah'tır dediğimizde halktan başka, insandan başka, insanlardan başka ya da şöyle yorumlanabilir. Hiçbir güç tanımıyorum. Allah'tan başka bir güç yoktur. Dolayısıyla Allah üstün olan Allah'sa Allah dışındaki tüm mahlukatlar üstün değildir. Birbirinden üstün değildir. Eşittir. Sultan üstün değildir. Halife üstün değildir. Kral üstün değildir. Devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, holding patronu, işte ne, aşiret ağası, hiçbiri üstün değildir. Ya ve dahi insan dışındaki canlı türleri bile birbirinden üstün. Dolayısıyla bir tevhid eylemidir aynı zamanda namaz. Allahu Ekber diyerek bunu öncelikle ortaya koyar samimi inanmış bir mümin. Allah'tan başka otorite kabul etmediğini, aslında kendi vicdanından, kendisine şah damarından daha yakın olan Allah'tan başka. Bu çok önemli bir ayrımdır. Ama bugün bir bakıyorsunuz neredeyse namaz siyasi otoriteye itaat ritüeline dönüştürülmüş durumda. Maalesef. Tarihte de sultana itaat ritüeline dönüştürüldü. Özellikle cuma namazları. Bunu biliyoruz. Buna kesinlikle ve çok güçlü bir şekilde Kur'an'ın ifadesiyle la demeliyiz. Hatta la demek bile yetmiyor artık. Daha ileri bir ifade olarak kella dememiz lazım. Kur'an'da daha ileri bir ifadedir kella. Hayırın da ötesinde çok kuvvetli bir hayır. Kella, asla ve asla kabul etmiyorum demektir. Yani Hazreti Muhammed, saygı ve esenlik olsun ona, Ebu Cehil'le birlikte beraber yan yana namaz kıldı mı? Ebu Cehil'in namazına uydu mu? Uymadı. Ebu Leheb'in namazına uydu mu? Uymadı. O zaman biz de bugünün Ebu Leheb'lerinin ve Ebu Cehil'lerinin namazına uyamayız. Namaz kılıyormuş, tamam namaz namazdır deyip her gördüğümüz namaz safına katılamayız. Sorunuzu bir adım öteye taşıyarak şunu soralım. Ebu Cehil ve Ebu Leheb Hazreti Muhammed'den kendisiyle birlikte saf tutup namaz kılmasını istedi mi? Elbette. İstedi. Bunun karşılığında Muhammed'e ne vaat etti? Bunun karşılığında tabii Hazreti Muhammed'e bir pazarlık sonucu, pazarlık teklif ettiler. Güç istiyorsa güç, otorite istiyorsa otorite. Hatta süflice tekliflerde de bulundular. İşte kadın istiyorsan kadın, mal mülk istiyorsan mal mülk, başımıza lider olmak istiyorsan lider ol dediler ama Hazreti Muhammed kabul etmedi. Hayır, yani çok güçlü bir hayır, kella biçiminde bu itirazını ortaya koydu. Yani müşriğin namazı ile müminin namazı, namaz olmak bakımından kesinlikle aynı kategoride asla değerlendirilemez. Dolayısıyla mümin olmanın ya da ahlaklı erdem bir insan olmanın temel prensibi elinde olanlarla değil nelerden vazgeçtiklerini anlaşılabiliyor değil mi? Elbette ki, yani çok doğru söylüyorsunuz. Şey neyinizin olduğu değil neyden vazgeçtiğinizdir. Neden vazgeçtiğinizdir. Şimdi hani mescidi zarar vardır Kur'an'da biliyorsunuz. Zarar veren mescit demek. O mescitte de namaz kılıyorlardı. Ama Kur'an diyor ki sakın o mescide gidip de onlarla birlikte namaza durma. Ama namaz, sen nasıl olur namaz, mescit ve namaz. Demek ki her mescit mescit değil, her namaz namaz değil. Evet. Her namazı namaz gibi, her mescidi mescit gibi Kur'ani manada, Muhammedi manada değerlendiremeyiz. Değerli hocam, burada şunu sormak gerekiyor ya da biraz açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi oryantalist yazarların da İslam konusunda ben değerli katkılar olduğunu düşünüyorum. Muhakkak, elbette İslam lügatı olduğu kadar. Şimdi İslam ve Kapitalizm kitabı Maxim Rodinson'un oldukça dikkatimi çekmişti ve daha önce bu ekranlardan paylaşmış idim. Maxim Rodinson şunu söylüyor. Kur'an'da faiz değil riba kavramı var. Evet. Orada bir oryantalistten öğrendim ve riba kavramının açılımını da orantısız artışla tarif ediyor idi. Dolayısıyla orantısız artış demek İki kişi arasındaki gönül rızasına dayalı olmayan bir artış demektir. Çok örneğin borç köleliğine kadar gidiyor bu. Evet. Örneğin ben diyelim ki sizden bir mal alıyorum, ekmek alıyorum. Siz ekmeği diyorsunuz ki 2 lira. Ben o parayı veremeyecek durumda olsam bile ya da razı olmasam bile salt aç olduğum için sizden o ekmeği almak zorundayım. Dolayısıyla bu orantısız artış kapsamında o aldığım ekmek dahi sizin için bir haram haznesine kesinlikle, yazılıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Ve ne yaptılar? Evet. Faiz olgusu ve kavramıyla riba anlayışını şeye daralttılar. Banka faizi, paradan para kazanmaya doğru daralttılar. Şimdi evet. Aklıma namaz için de aynı şey geliyor. Aynı şeyi yaptılar, yani yapıyorlar hala. Evet. 120 kere dayanışma, destek kavramı geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de 130 kavramı eğer böyleyse. Evet, tabii. Yani şöyle söyleyelim ben size katkı anlamında.
Kur'an'da salat sözü eğer bir zaman dilimiyle birlikte kullanılıyorsa o bildiğimiz namazdır. Hı hı. Zaman dilimi dışında başka bir maksatla kullanılıyorsa o dayanışma, yardımlaşma anlamındadır. Dolayısıyla şimdi baktığımızda salat ya da namaz ne dersek diyelim sadece bir ibadet ritüeline dönüştürülmüş. Tıpkı ribanın başına gelen şey namazın da başına gelmiş gibi gözüküyor. Asıl İçi boşaltılmış, anlamı, evet. Asıl mesajı unutturularak ama diğer taraftan da işte bir Ukrayna prensinin dediği gibi bazen bir şeyi değiştirmek için bir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek gerekir. Yani bir şey değiştirmeyeceksen evet. Her şeyi değiştirirsin. Evet, evet, namazı doğru. Olduğu gibi bırakırsın ibadet vesaire falan ama evet. Alttan alta evet. Aslında hiçbir şey değişmemiştir. Tıpkı Hazreti Muhammed sonrası İslam'da Emevilerin iktidarı gibi. Yani bakıyorsunuz cami de var, oruç da var, namaz da var, her şey var. Yani her şey değişmiş gibi gözüküyor ama aslında bir şey hiç değişmemiş. O ezen ezilen ilişkisi, zulüm hiç değişmiyor. Yani bugün başına gelen de bu mu acaba salat? Tabii şimdi bakın Maun suresinde der ki dini yalanlayanı gördün mü diye başlar biliyorsunuz. Hı hı. Sonra devam eder. Yetimi itip kakmaktan bahseder. Öksüzü, yoksulu dışlamaktan, ezmekten, doyurmamaktan bahseder. Tüm bunları yapan kişi sonra bir bakıyorsunuz namaz kılan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor ve diyor ki yazıklar olsun işte o namaz kılanlara. Yani namaz kılıyor ama toplumdaki eşitsizliklerden, ayrımcılıktan hiç şikayetçi değil. Hatta bizzat müsebbihi bu hatta ayrımcılık. Müsebbibi hatta o ayrımları, o haksızlıkları meşruiyet zeminine çekmeye çalışıyor namaz üzerinden. Namazla onu örtüyor. Namaz adaletsizlikleri örtme örtüsü değildir. Hı hı. Namaz zulmü örtme örtüsü değildir. Namaz toplumdaki gelir dağılımı adaletsizliğini şükür ve kanaat kavramları üzerinden namazla irtibatlandırarak insanların zihninden kaçırma ritüeli değildir. Bunu maalesef yapıyorlar. Şükredeceksin. Namaz uğradığın haksızlıklara, uğradığın zulme karşı sana zulmedene ve seni haksızlığa uğratana itiraz etmemen için bunu muhayyel bir Allah'a yönelt. Ona şikayetini yönlendir. Bunu da namazla yap. Sakın dünyevi otoriteye itiraz etme. Buradaki biçiminde, paradoks şu evet. Hocam. Şimdi camide cemaat namaz kılıyor. Ama diğer evet. Taraftan da namaz kılanların aynı yerde saf tutanların da kardeş olması gerekiyor. Düşünüyorsunuz evet. Sizin bu betimlemeniz sonrasında düşünelim. Şimdi bir tarafta çok düşük ücretlerle çalıştırılan bir işçi, yanında saf tutan kişiye bakıyorsunuz. Onu işte sefalet ücretiyle çalıştıran patron. Evet. Bir tarafta bakıyorsunuz işte bir bürokrat, diğer tarafta bakıyorsunuz hasta olan, zulüm gören birisi. Tuhaf bir şey, paradoks. Birbirinden aslında çoğu zaman günlük hayatta, pratik hayatta birbiriyle çok da arası iyi ilişkisi olmayan diyerek yumuşatayım ben. Başka bir kavram da kullanılabilirdi. Evet. Camide yan yana saf tutuyor. Tabii bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani şimdi bakıyorsunuz öyle ilginç örneklerle karşı karşıyayız ki bu namaz meselesinde. Belki de çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Belki de namazda Allah'la böyle şey yaparken, dua ilham yoluyla kurarken belki de yanında saf tuttuğu insanı şey yapıyor, beddua ederek saf tutuyor. Böyle tuhaf bir paradoks. Şöyle bir şey var, yani bir karikatürize edilmiş, çok güzel. Kendisine zulmeden zalimleri Allah'a şikayet etmek için namaz kılmak amacıyla mescide gidiyor. Bir bakıyor ki kendisine zulmedenler i̇şte en ön safta onlar da namaz kılıyor. Şimdi bu namaz mı oldu? Oldu yani mu? Onunla beraber aynı safta namaz kılmak mıdır? O mescidi terk etmen gerekiyor aslında. Tıpkı Hazreti Muhammed'in Dırar Mescidini terk ettiği gibi. Ve Dırar Mescidinin cemaatini terk ettiği gibi. Dırar Mescidinde kılınan namaz Allah'a itaat namazı değil, münafıklığa, zulme ve zalime itaat namazıdır. Biz bunu ayrıştırmak zorundayız. Çünkü Kur'an diyor ki اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Hiç kuşku yok ki namaz insanı kötülüklerden, çirkinliklerden alıkoyar. Alıkoyuyor mu? Kötülükleri, fenalıkları, çirkinlikleri ve zulmü yapanlar bizzat namazda en ön safa geçtilerse o zaman bunu
mümin oturup düşünmek zorundadır. Ferasetiyle, basiretiyle değerlendirmek zorundadır. Ben onlarla nasıl aynı safta olabilirim diyebilmelidir. Yani sömürenle sömürülen aynı safta namaz kılamaz. Kim aynı safta namaz kılar? Müminler. İnnemel mu'minuna ihva diyor Kur'an. Müminler kardeştir. Bu nasıl kardeşlik ki sana zulmediyor? Bu nasıl kardeşlik ki seni sömürüyor? Sömürenle sömürülen kardeş olur mu? Zalimle mazlum kardeş olur mu? Ve bu ikisi aynı safta nasıl namaza durabilir? Ve zalim beni nasıl namaza çağırabilir? Mesela beni sömüren beni nasıl namaza çağırabilir? Ben onunla aynı safta nasıl namaza durabilirim? Kılmadım ve katılmadım diye de beni nasıl dinsizlikle itham edebilir? Ben zaten senin dininden değilim. Senin dinin sömürü dinidir. Senin dinin zulüm dinidir. Bense mazlumum ve sömürülenim. Elbette ki dinlerimiz farklı. Şimdi hocam, ve elbette ki senin gözünde ben dinsizim. Yani evet. Bunları söylediğinizde belki de yeni bir soruşturmanın temel dayanağı olabilir. Ya olabilir. Vallahi, çok mümkün. Ne çıkarsa bahtımıza. Biz tabii yani şey, inançlarımızın gereğini söylüyoruz. Kazancı akisin yeniden çağırma gelen İsa'sı akma geliyor. Ya düşünün şimdi. Hikaye odur ki İsa, Mesih yeniden dünyaya geliyor. Ve Hristiyanlığı anlatıyor. Sözlerini anlatıyor ve Hristiyanlar İsa'yı bir daha çağırmaya geliyorlar. Sen kafirsin diye. Şimdi bu sözler nesi yanlıştır ya? Evet. Yani, işte böyle maalesef. Değil mi? Yani buna kim itiraz edebilir? Ya da şu çizilen perspektife kim bu şey yanlıştır diyebilir ki? Yani evet. Tuhaf bir şey. Şimdi 10 bin yıldır kimi getirseniz, yani hangi bilge kişiyi, hangi tarihin momentini değiştiren kişiyi, hangi sözünü esirgemeyen kişiyi getirseniz çağlar ötesinden bugün aynı şeyi söyleyecek. Evet, ve bu evet. Bir dava konusu olabilir. Ne kadar tuhaf ya. Evet. Şimdi bakın tam da bu konuya, konunun bu noktasına gelmişken ifade edelim. Namazın, bildiğimiz anlamda namazın, yani kurulu düzene itaat, otoriteye itaat ritüeline dönüştürüldüğünün kanıtlaması gibi bir örnek var tarihte. Nedir o? Fıkıh mezheplerinde namaz kılmayan kişinin cezası nedir konusu vardır. Dört sünni fıkıh mezhebinde de, hatta Caferilikte de. Mesela bir kısım sünni mezhepler namaz kılmayan kişi öldürülür diyor. Çünkü namaz kılmamak o günkü meşru otoriteye, onlara göre meşru tabii, tırnak içinde meşru diyorum, otoriteye itaatsizliğin bir göstergesi. İtaatsizlik ne zamandan beri bir ölüm cezası olabiliyor ki? Öyledir. Şeriatta öyledir. Mesela Şafii mezhebinin ulemasına göre, yanlış anlaşılmasın, bütün Şafiilere göre demiyorum, işte ne bileyim Hanbeli mezhebinin ulemasına göre namaz kılmayan kişinin cezası ölümdür. Bu konuda en yumuşak diyebileceğimiz hüküm yine Ebu Hanife'ye ait. Ebu Hanife diyor ki namaz kılmayan kişi namaz kılmaya başlayıncaya kadar telkin edilmek üzere hapsedilir. Namaz kılması telkin edilir. Telkinler sonucunda namaz kılmaya karar verdiyse özgür bırakılır. Ebu Hanife'nin görüşü bu. Diğerleri ise öldürülmeyi hüküm olarak koyuyorlar. Ama Kur'an'da mesela böyle bir bilgi kesinlikle yok. Namaz kılmayana şu cezayı verin biçiminde hiçbir düzenleme yok. Kur'an'da namaz kılmamanın bir cezası yok dediğimizde hemen önümüze Müddessir suresindeki ayetleri getiriyor birileri. Müddessir suresinde işte 40. ayetten başlayan birkaç ayet devam ediyor. Cennettekiler soruyorlar günahkarlara. Tercüme ediyorum Türkçesini. Sizi bu sakara, yani bu yanan alev alev, yanan ateşe atan nedir? Bu ateşe atılmanıza sebep olan şey nedir? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي sakar. Onlar diyor, قَالُوا لَمْ نَكُوا مِنَ الْمُسَلِّينَ İşte bu ifadeyi, biz musallilerden değildik. Şimdi bunu diyorlar ki, biz namaz kılanlardan değildik. O sebeple bizi bu yanan alevli ateşe attılar diyecek cehennem halkı. Şimdi bu ayete bakıp, diyorlar ki bakın işte namaz kılmamanın cezası. Burada iki bakımdan yanılıyorlar. Birincisi buradaki musalli sözüne verdikleri anlam itibariyle yanılıyorlar. İkincisi de biz namaz kılmamanın cezası yok derken dünyevi manada herhangi bir hukuki cezası yaptırımı yok diyoruz. Uhrevi manadaki kısmını söylemiyoruz. Bu iki bakımdan yanılıyorlar. Birincisine dönecek olursak burada
musallilerden değildik diyor. Musalli demek bildiğimiz manada o ritüel olarak namaz kılan anlamına gelmez sadece. Nitekim bir sonraki ayetten ve ondan sonraki ayetten anlıyoruz ne manaya geldi. Ne diyor? وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ Biz yoksulu doyurmazdık. Ha, musalliyi açıklıyor aslında. Sen yoksulu doyurmuyorsan musalli değilsindir. Yani dayanışma içerisinde değilsindir. Toplumsal dayanışma, tesanüt. Yani solidarist bir yaşamın bir parçası değilsin. O nedenle sen musalli değilsin. O nedenle cehenneme atıldın. Aslında Kur'an diyor ki cehenneme düşersiniz dayanışmazsanız, bölüşmezseniz, paylaşmazsanız. Bu cehennem illa ölümden sonraki cehennem değil. Bu dünyada da toplumlar cehenneme düşer. Bir taraf zenginliğin zirvesine ulaşıp her türlü lüks içerisinde yaşarken toplumun bir başka kesimi sefalet içindeyse o toplum cehennemi yaşıyordur zaten. O toplum sakara atılmıştır zaten. Alevli ateşin içerisindedir. Orada bir öfke birikir. O alevli ateş odur. Ve orada bir patlama mutlaka olur. O ezilenler, o sefiller bir gün mutlaka isyan eder. Bir gün mutlaka toplumsal bir hareket başlar ve bir gün mutlaka bir devrim olur orada. Canlar yanar orada. Yanması gereken canlar yanar. Mutlaka bir alt üst oluş gerçekleşir. Kur'an aslında bunları anlatıyor. Tabii nasıl anlamlandırmak gerektiği konusunda isabetli bir tutum takınmayanlar yozlaştırıyorlar, başka manalar yüklüyorlar. Kur'an ayetlerini dünyevi yaşamdan koparıp tamamen ölüm sonrası eskatolojik bir mahiyetle yeniden anlamlandırma gayreti maalesef 1000 yıldan fazla zamandır devam ediyor ve bugün tam manasıyla muharref bir dini anlayış ve bu dini anlayıştan neş'et eden yanlış bir dindarlık hakim İslam toplumlarına. Bundan dolayıdır ki zaten cehennemde şu anda Müslümanlar. Kim iddia edebilir ki Müslümanların cennette olduğunu toplumsal mı? Tam bir cehennemi yaşıyor. Bütün İslam dünyası bakın. Dünyanın en yoksul ülkeleri Müslüman ülkeler. Dünyadaki suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Müslüman ülkeler. Dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliğinin en uç noktalarda olduğu ülkeler Müslüman ülkeler. Dolayısıyla cehennemdedir. Yani onları cehenneme atan, cehenneme atılmalarına sebep olan bir büyük suçları var Müslüman toplumların. Nedir o suç? Musalli değiller çünkü. Yani toplumsal bir dayanışma içerisinde değiller. Gelir dağılımı adaletsizliği noktasında güçlü bir itirazı yükseltip bu adaletsizliği ortadan kaldırma anlamında Muhammedi ve Kur'ani bir eyleme girişmiş değiller. Bu eylemin faili hiçbir zaman olamadılar, olamıyorlar. Epeyce bir zamandır bu böyle. Dolayısıyla ne oluyor o halde? İşte o zaman وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِضِينَ Biz günaha dalanlar gibi günaha dalmıştık. Evet, İslam toplumları şu anda günaha dalmış durumdalar. Zulmün içine gömülmüş durumdalar. Musalli değiller çünkü. O sebeple bizim İslam'da namaz ibadetinin toplumsal içeriği başlığını bu programda işleyeceğimizi duyurduğumuzda bazı izleyenlerimiz namaz konusunda söz dinlemekten, konuşma dinlemekten artık bıktık. Sürekli dönüp dolaşıp namazdan bahsediliyor diyerek bir yakınma içerisinde oldular. Halbuki bu isabetli bir itiraz değil. Zira biz namazı Muhammedi, Kur'ani ve tevhidi bir çizgide ele alıyoruz. Egemen dini düşüncenin namaza yüklediği anlamı şiddetle reddediyoruz. La diyoruz, kella diyoruz. Böyle bir namazın müşriklerin namazından bir farkının olmadığını, Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi müşrik önderlerin namazından bir farkının olmadığını, ona karşı alternatif diyebileceğimiz Muhammedi bir namazı ikame etmek durumundayız. İkame etmek, ayağa kaldırmak, yeniden ihdas etmek, yeniden hakim kılmak, egemen kılmak durumundayız. Yani namaz başlı başına bir eylemdir, devrimci bir eylemdir aslında. Muhammedi devrimin en önemli politik bir gösterisidir aynı zamanda. Bakın Hazreti Muhammed 40 kişi olduğunda Müslümanlar 40 kişi olduğunda hatırlayın ne yapıyorlar? Gösteri yapıyorlar. Politik bir gösteri. Yürüyüşe geçiyorlar. Eylem yapıyor Hazreti Muhammed. Nasıl eylem yapıyor? Hazreti Muhammed eylem mi yapıyor? Yapıyor. 40 kişi olduklarında yaptıkları ilk iş nedir?
topluca Kabe'ye yürüyorlar. Ve Kabe'de müşriklerin namazına karşı müminlerin namazını kılmak için Kabe'de toplanıyorlar. Ve tabii müdahaleye maruz kalıyorlar, engellenmek isteniyorlar. Bakın bugün gerçek Muhammedi müminler egemenlerin mescitlerine gidip kendi namazlarını kılmaya kalksalar aynı müdahaleye maruz kalırlar. Denemesi mümkündür, bedava. Mümkündür. Yapsak bunu müdahale edeceklerdir bize. Biz Muhammedi namaz kılmaya geldik, müşrik namazını reddediyoruz deyip bir mescide gitsek, bir camiye gitsek aynı Hazreti Muhammed'in ve ashabının Kabe'de uğradığı müdahaleye maruz kalırız maalesef. Düzenin bekçileri, dini manada kurulu düzenin, müesses nizamın bekçileri bize müdahalede bulunacaktır. Hocam şimdi bunları dinledikten sonra tabii bir yüreğimize bir taş çöker, boğazımızda bir şey düğümlenir. Aslında o da şu, farkındalık aynı zamanda harekete geçme zorunluluğunu da beraberinde getirir. Yani bilen insan sorumludur, bilmeyen insan sorumlu değildir. Evet. Muhammed-i İslam'ı örnek verdiğinizde 40 kişiye ulaştığında Kabe'ye gidip namaz kılmaya çalıştıklarını söylediğinizde akla şu da geliyor. Aynı zamanda Muhammedi olan şey ve aslında bütün peygamberlerin ortak bir şeyi varsa, sünneti varsa, bıraktığı bir miras varsa o da şudur ki her peygamber kendi yurdunda mutlak taşlanmıştır, lanetlenmiştir. Evet, evet. Ve bunu göze alarak ve yüzünü de hep sonrasında yoksullara dönerek o büyük toplumsal devrimleri gerçekleştirmeyi başarmışlardır ki bence şuraya özellikle çubuğu bükmek gerekiyor. Belki başka bir programda Hazreti Muhammed'in İbrahim'i bir dinin devamcısı olduğu vurgusu, ısrarla vurgusu önemlidir. İbrahim dini nedir meselesinde gene analım imanlı bir ateist olan Hikmet Kıvılcımlı'nın çok ciddi güzel açımlamaları vardır diye düşünüyorum. İmanlı ateist sözü de güzel, evet. Yani şu anlamda imanlı ateisttir. İslam'ın toplumsal değişimdeki önemini, Muhammed'in devrimci karakterini ve kişiliğini böyle çok da modernist kodlarla işlememiştir. Ama bu arada tabii sözün sonuna da gelmişiz. Çünkü bir bağlantımız, canlı bağlantımız olacakmış. Evet. Programı gene böyle yarım kapatmak zorunda kaldık hocam. Son sözümüzü söyleyemeden. Evet. Peki, biz ben haftaya görüşmek üzere diyeyim. Siz de vedalaşın. Evet, tam bitiremedik konuyu. Haftaya inşallah devam etme imkanımız olur. Bir sonraki hafta görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.